Türk canlı yayında Türkiye'nin konuştuğu iddialara ne diyecek? En iyi erkek model seçilen genç kızların yeni idolü Furkan Palalı o gece yaşananları anlatacak. 23 numarada Furkan Palalı, 16 numarada Tuğba Melis'tir. Bütün soruları cevap bulacağı canlı yayın şimdi Sabah Tümer'le bugün de. Ve şimdi Best Model 2011'in kral ve kraliçesi geliyor. Melis Tuğba Türk ve Furkan Palalı. Çıkarıyoruz. Yani son birkaç gündür rahatladık, biraz haberler falan canımız sıktı ama. Evet, ikinizinki de biraz sans. Bu sene 2011 bayağı, yani 2011'de Best Model bayağı bir sansasyonel bir şekilde gerçekleşmiş. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela böyle orada sahneye çıkıyor musunuz gibi, podyuma çıkıyor musunuz gibi, onlar da jüriymiş gibi öyle bir hani fantezi yapsak. Öyle bir yürümenizi rica etsem sizden. Şeyler, baklavalar falan. Var ama 4-5 gündür diyeti bıraktım biraz. En az 4-5 günde gidiyor mu baklava? Yok, gitmiyor tabii de yani en azından. Bir şöyle bir ceketin al. Hayır, şu Best Model deyince direkt hani o, bir de kıvançtan dolayı da hani o baklava. Bak kızımız ne güzel bir böyle incecik beli gözüküyor burada. Yani bilmem ama ceketi hepsini aç demiyorum canım. Ceketin şu şeyi oradan görürüz. Tamam ya. Siz bakayım şu. Oo, bu çok gayet iyi. Teşekkür ederim. Sonra gösterebilirsin farkı. Sonra göstereceksin, herkese göster. Bana özel de gösterin. Buyurun hadi, sizi alayım yerinize. Peki bir şey diyeceğim. Böyle bir vücut için hem sana soruyorum hem sana soruyorum. Önce sana sorayım. Ne kadardır çalışıyorsun? Aslında 2,5 yıldır spor yapıyorum ama son 13 aydır çok düzenli ve ciddi bir şekilde. Bu yarışma için mi yaptın? Evet, yarışma için. Ya zaten modellerin aslında hep fit olması gerekiyor. Yani o şişkin vücutlar, sadece spor yapıp da vücut şişirme değil, fit kalma önemli olan aslında. Çok 13 ayda da çok düzenli hem diyet hem spor. Yemiyor musun hiçbir şey yani, hani öyle mi? Yiyorum, yediğim şeyler ama yani pek hoşunuza gidecek şeyler değil. Yani tavuk göğsü sürekli yağsız. Atıyorsun, aynen. Lapa pilav. Haşlama yağsız tuzsuz makarna. 13 aydır ha? Evet. Her sabah 4 yumurta 13 aydır. Hiç böyle canın çekmiyor 2 yıldır mantıdır. Çok, dün yedim. Çok çekiyordu canım. Dün yedim. Ya, birinciliği de aldım. Aman sen seni şöyle obez olur. Yok ya, aslında bugün son çünkü 10 Aralık'ta Best Model of World var. Onun için hemen toparlanmam lazım. Yine spor yapıyorum ama işte canım çeken şeyleri yedim hemen 3-5 günde. İşte waffle yani olsun, pizza olsun. Şimdi tekrardan normale döneceğiz. Şimdi tekrar hemen yani bomba gibi olacağız. Ay hadi inşallah. Ya i̇nşallah. Şey, zor bir şeydi yani sizinki de. Devamlı çünkü aynı şekilde kalmanız lazım. O hani evet, evet. O baklavaların yerinde olması lazım. Neyse o kasın olması lazım falan yani. Evet. Öyle şey ki yapıp da yiyemiyorsun. Bugün gazetede de vardı Kıvancı'nın da şeysi, açıklaması. O da aylar sonra ilk defa pizza yemiş, yazık. Kıyamam ona ya. Vallahi çok zor iş. Sen şekerim, sen nasıl dikkat ediyorsun kendine? Aynı ne yapıyorsun? Aynı şekilde sürekli kendine. Sen böyle, sen herhalde şeysin. Hani bu tarz kadınlar var ya, ben onları hiç şey yapmıyorum. yiyorum falan. Yo, aksine tam tersi. Bir yıl önce 64 kiloydum. Şu an 51 kiloyum. Aa. Tabii. 64 13 kilo verdim. Nasıl verdin? Anlat hemen. Nasıl verdim? Düzenli beslendim. Şu tacını ver bakayım, birkaç takayım kafama. Anlatmaya devam et. Böyle mi? Benim de bir tacım olsun. Bir kraliçelik falan da yakışırmış bana ya, değil mi? Güzel oldu. Şöyle. Oldun mu?
al şekerim. Herkesin sende daha güzeldir. Sana ait o ülke. Top modeller ne yer, ne içer? Evet, şimdi anlat bakalım o 13 kiloyu nasıl verdin? Yağlı yiyeceklerden uzak durdum. Şeker, tuz, asitli içecekler. En önemli şey bu zaten. Bu şekilde bir 14 kilo verdim. Ne kadar da verdi? Bir yıl sürdü. Ama o bir yılda çok dikkat ettim. Hani hiç yememek değil aslında kilo vermemi sağlayan. Düzenli yemek ve gün içerisinde 6 öğün, 7 öğün ama az bir şekilde. Mesela ne yiyordun sabah kalktın diyelim? Hani mesela bana en çok faydası olan, hani okula gittiğimde de çantamda sürekli meyve sebze. Havuç, yeşil elma, ekşi elma özellikle. Çünkü tatlı elma insanı daha çok acıktırıyor ama ekşi elma aynı zamanda vücuttaki toksinleri de atıyor. Gayet yararlı. Sürekli acıktığımda çantamda meyvem, sebzem hazırdır zaten. Şeyden biri var mı üstünde yarışmadan beri bu nazar boncuğu? Nazar boncuğumu şimdi basın danışmanı taktı. Ha, şimdi mi taktı? Şimdi taktı. Allah nazar. İnanır mısın nazara? Çok fazla değil ama İnansan az da olsa inanıyorum. İnansan bir türlü, inanmasan bir türlü, evet. Değil mi? Sen inanır mısın? İnanıyorum. Ama takmadım. hiç öyle eyvah nazar değdi işte başıma şu geldi falan oluyor. Bir de her şeyde bir nazar kurulu bulunuyor ve o hoşuma gidiyor. Bir dakika, evet. Bir tweet gelmiş Nur Hanım'dan. Furkan Paralı çok yakışıklı ve ileride Çağatay gibi oyuncu olmayı düşünüyor mu? Hiç teklif geldi mi? Bu sorular hep gelecek. Evet, Kenan gibi, Kıvanç gibi, Çağatay gibi. Hı-hı. Olacak. Aslında tiyatrocuyum profesyonel olarak. Geçen sene profesyonel oldum. O da 13-14 aydır falan. Şu an hala bir oyunum var sahnede olan. Tuncay Özünler Tiyatrosu'ndayım. Atatürk'le ilgili bir belgesel oyun. Uyan Uyan Gazi Kemal adında. Hatta 3-4 gün önce Ankara'daydık. Ankara turnesi vardı. Yarışmadan hemen sonra hatta sakallarım işte hani imajım falan biraz uzun sakal ama oyunda da tabii Atatürk dönemi. Sakal bırakmak yasak o dönemde. Sakalı incelttik, makyajlarla falan kapattık. Zor bir süreç. Çünkü beyaz şov vardı. Ona işte biraz sakallı çıkalım diye karar vermiştik. Ayarladık bir şekilde. Peki ne oldu sonradan, yani meşhur olduktan sonra diyeceğim sana, yani birinci olduktan, evet, sonra bir şöhret de tabii ki beraberinde geliyor. Ondan sonraki o ilk oyununda bir değişiklik var mıydı o izleyicilerden, yani, tepkilerden? Ya zaten rol arkadaşlarında bir, yani hem hoşluk hem bir kıl durumuna geçiş olabilirler yani. Yok, sağ olsunlar, ekip çok sıcak, çok dostane, kardeşane bir ekibimiz var. Çünkü çok uzun zaman ve 10 kişilik bir kadro, çok büyük de değil. Sürekli prova, hani tiyatro bilirsiniz, çok iç içesiniz, sürekli işte provalarda günlerce, gecelerce çalıştık falan. Yediğimiz, yani bazen hani gece 11-12 oluyordu, biri gidiyordu bir şeyler getiriyor, yemek işte, biri çay demliyor, herkes bir iş paylaşımında. Tiyatro biraz farklıdır, hani dizi seti gibi değil. İnsan işte ütülerini yaparsın ya da ne bileyim işte bir çayı demlersin falan, hani bunları yaptığın için artık hepsi birbirine yani kardeş gibi oluyor. O yüzden de hiçbir kıskançlık değil. Sürekli zaten telefonlar, yarışmayı izlemeye de gelmişlerdi. Ha. Hatta hocam ağlamış yani. Ağlamıyor. Şimdi söyledim, kusura bakmasın ama orada da ağladı. Yani gözünden yaş gelmiş hepsinin. Ben hiç onu hissetmedim. Bilakis hepsi tebrik etti, sarıldılar falan. Onu da gördüm gözlerinde, yani o hani mutluluk ışığını görebildim. Beni mutlu ediyor tabii öyle o şekilde tepki görmek. Yani kıskanan illaki olacak ama yani her alanda herkes için böyle bir şey geçerli. Biz sadece şu an hani görsel dünya olduğu için belki biraz da göze batıyor işte tepkiler falan. Böyle şey oluyor mu sizlerde mesela, hani sabah kalktın, uyandın, aynaya bak, ay çok yakışıklıyım be. Ha, ya da çok güzelim ya gerçekten falan, şöyle bir yandan. Yani şimdi kendine güven sadece, evet, diyebiliriz. Yani şöyle bir şey, bu sektörde ayakta kalmak için ya da gerçekten bir şeyleri başarabilmek için kendi aslında güvenmek zorundasın. Hmm. Yani ya benden bir şey olmaz ya, bu ne falan dersen şimdi sahte olur, yani bir şey değil tabii. Doğru. Kendime güveniyorum hani ne bileyim. Allah yolumu açık etsin diyorum hani hep. Herkes için öyle. Tabii canım, herkes için. Her zaman için hayırlısını versin. Hayırlısını versin, çok, evet, doğru. Hayırlı olan, yani olacak olan da hayırlı olsun yani. Kesinlikle. Peki sen de oyuncusun. Evet. Zaten Musun. Tiyatro bölümünde okuyorum. Öğrendim. Tiyatro bölümünde okuyorum. Üçüncü sınıftayım. Biz de şu an okulda provalarımız var. Çavuk'un üç kız kardeş oyununu çıkartıyoruz. Orada İrini karakteriyim hatta. Aynı şekilde Furkan'ın da dediği gibi tiyatroda biraz daha farklı, paylaşımlar da daha fazla oluyor. Daha çok zaman geçiriyorsunuz.
Ve artık hani bir aile gibi bir ekip şeklinde çalışmanız gerekiyor. Biraz yoğunluğumdan dolayı onları biraz yalnız bıraktım ama provalara en kısa zamanda. Başlayacaksın evet. Provalara yani. Peki şimdi ikinizin de bu birinciliği sansasyonel bir şekilde gerçekleşti. Evet. Şimdi hani Canlı Yayın'ın bir güzel huyu vardır. O da hani istediğini söylersin ve hani o montaj almaz etmez. Sen sonra başka alıp, alıp da hani montajlarlarsa başka kanallar bilemem de. Sen o birinci olduğun anda gelen tepkiyle beraber yani ne demişler? Dur benim de yazıyordu tamam. ne oldu? Bir anlatsana o gece neler oldu baştan sona. Yani o gece zaten biri çıktı öne bağırdı canlı yayın kapandıktan sonra. Hatta birileri içeri girin hani olay şimdi, falan sen dedi şimdi ama. Sen şimdi seçildin. Tabii tacını gayet. Taktın. Evet güzel bir an yaşıyorduk o an. Hani çok göz mutluyduk sonuçta. Gözyaşları falan duygusuyla var mı? Çok güzeldi. Olmaz hani, mı ikisi ya? Bir aradaydı. Aynı zamanda mutluluk, gözyaşı böyle o an çok garip bir an zaten. Çok gurur verici bir an çünkü. Ama dediğim gibi bunu her zaman da söyledim. Tüm röportajlarımda çıktım, tüm canlı yayın programlarda da. Hiçbir şey gölge düşüremedi o gece. Yani birinin bir şeyler söylemesi. Ne oldu o yani o orada ne söylendi ve nasıl bir tepki oldu? Sen ne hissettin yani ne oldu? Tekrar şimdi. Ben gelecektim işin esasına. Kaşı bilseydim öyle şey olacak gelirim. gelecektim hani jüri olaraktan gelecektim. Fakat o gece bizim bir kınamız vardı. Onun için de gelemedim. Herkes biliyor zaten. Biri çıktı. Bir şey söyledi orada. Şimdi tekrar onu ağzıma almak istemiyorum. Çünkü yani bunu ilk bana sorduklarında da söyledim. Sanatı anlayan insanlar. Hoş olmayan şeyler söylendi. Sanatı anlayan insanlar. O filmin içindeki o sahnenin nasıl bir sahne olduğunu zaten biliyorlar. İzleyen, sanatı bilen bir kişi zaten bu şekilde bir şey söylemez. Tek söyleyebileceğim şey bununla, yani bu. Bir de o filmde mesela benim öldükten sonra yanarak ölüyorum zaten. Senin iddia edilen şey senin porno filmde oynamış olduğundu. Evet. Hani bilmeyenler için evet. burada söylemek evet. gerekir. Sen de onun yani o filmin içerisinde... Tabii kesinlikle filmin içerisinde 20 saniyelik bir sahneydi. Zaten o sahnede bir de yanarak ölüyordum. 5 saat bana makyaj yapıldı, yanık makyajı ve ben diri diri morga girdim. Yakınlarını kaybeden ya da bu şekilde üzülen birçok insan vardır. Ben de geçen sene yakınımı kaybettim. Ve diri diri morga girmek oyunculuk anlamında asıl bu daha zor bir şey. İlginç bir psikolojisi vardı. Yani 5 saatlik kendine. Bir makyajın ardından hastanede diri diri morga giriyorsunuz. Ne kadar kaldın morgda? Yani 1,5 saat sürdü çekimlerimiz. Tabii morgun içine sokuyorlar, tekrar çıkartıyorlar ve morgun içinde kapalı kaldığım şeyler oldu, saniyeler. Dışarıda çünkü ne kocam geliyor. Ne düşündün o sırada? Yani tanınmaz haldeydim zaten. Çünkü hayır, makyaj komple. Bilincin yerinde yani, mi? Bilincim yerinde ama yani kendinizi o an çok garip hissediyorsunuz. Çünkü komple yanık makyajı var üstümde. Böyle derim gerilmiş gibiyiz zaten. Tüm yüzüm, her yerim yani saçım da öyleydi. Ve o an çok yani çok garip bir duygu, anlatamam onu. Hayır yani psikolojik olarak ne hissediyorsun düşünsene yani hani bir gün morga girilecek de yani sen önceden bir de canlı canlı girmiş oldun. Prova yapmış. Çok yani inanılmaz bir duyguydu. Böyle hatta bir ara o kadar çok şey olmuşum ki morgun içinde uyuyakaldım. Bir 3-4 saniye falan. Bir de çok yorgunluk artık setin son günleriydi. Onu uyuyakaldı mı bayıldın mı ne oldu? Vallahi o an bana ne oldu hiç bilmiyorum. Diri diri morga girmek yani. Asıl oyunculuk anlamında en zor kısım buydu. Uyuyakaldı da bir fena değil mi? O kadar rahat uyuyakaldı. Çok falan bozuldu. Bir 3-4 saniye yani artık o neden bilmiyorum. İçim sonra yetmiş. Seni ayılttılar mı? Yok yok dışarı çıktığımda zaten hani tamamen yüzüm falan kapalı olduğu için. Kendime bir geldim hani dışarıda çekim devam ediyor. Bir 3-4 zaten dakikalık bir şeydi o yani. Peki bu tepkilerden ailen etkilendi mi? Yok hiç etkilenmediler. Zaten arkamdalar. 6 yıldır bu sektörün içindeyim. Bir şekilde eğitime de devam ediyorum. Ve son 3 yıldır modellik de yapıyorum. O yüzden çıkan haberlere tepki göstermediler. Bazen de enteresan bir şekilde yani hani ikinizinki de senin de Serkan Tanırgan'la beraber ikiniz birinci seçilmişsiniz. Sonra Erkan Özerman senden yana inisiyatifini kullanmış. Şimdi ikinizinki de bir sansasyonel bir şekilde oldu. Yani böyle çok her şey çok normal gitseydi hani tamam işte best modeldiniz ama hani daha bir hani de dizide bizde görünce belki bize daha fazla vakıf olacaktık ama şimdi ikiniz de böyle gümbür gümbür seçildiniz yani neredeyse. Hani bu şeylerle dedikodularla sansasyonlarla beraber. Senin olayında ne oldu?